verilmiş. Paralel artı açı ortay ikiz kenar getirir arkadaşlar. O yüzden bakın burada hemen görmemiz gereken ilk şey DF ile DB'nin eşitliği bu yüzden 6 olur. Yine Z'den dolayı noktalı açı ikiz kenar üçgen gelir 4 oldu. Karşılıklı oranları aynıdır. 18'in 6'yı oranı lazım değil ama ben yine de söyleyeyim. 4'ün 12 oranı. Soru sorsaydı AE'yi de 12 derdik. Şimdi temel benzerlik 12'nin 16'ya oranı 10'un x oranına eşit. Sadeleştirelim. 4'e böl 3, 4'e böl 4. Böylece 40 bölü 3 oldu arkadaşlar. x, b şıkkı. Önemsememiz gereken şey arkadaşlar. Değişmeyen uzunluk sonuçta. pt uzunluğu ad'ye, cb uzunluğu sr'ye eşit. Bunların hepsi de birbirinin aynısı. Sonuçta e, buradaki çubukların, şu tutan çubukların uzunluğu değişmeyecektir. Bu yüzden... İlk kısımda A, B verilmiş bize ayaklar arası uzaklık 120. Sonra burada bir de A, e ile B, e 100 verilmiş arkadaşlar. Sonuç itibariyle 60, 60 burası 80. Şurası toplam uzunluk 120 verilmişti yükseklik. Bakın bu yüzden 40 kaldı. Şimdi bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Benzerlik oranı 40 bölü 80. Benzer üçgenlerin yükseklikleri de benzerlik oranına eşittir. Dolayısıyla şu DE'ye x dersek x bölü 100 olur. Bu yüzden 50 olur arkadaşlar. Hemen bakalım CD'ye. Burada lazım olacağı için değil ama yine de şu CD'nin de 60 olduğunu söylerdik sorsaydı. Şimdi ikinci durumda yine burasının 50 olduğuna yine burasının 100 olduğuna lütfen dikkat. Çünkü onlar değişmiyor. Şurası sonuçta menteşe. Bu yüzden arkadaşlar şu yükseklik bize kaç olarak gelecek? 160 santim verildiği için 80, 80, 60 olarak gelecek. Benzerlik oranı 1 bölü 2, 50'nin yüzü oranı. Bu yüzden burası 30 oldu arkadaşlar. Yerden yüksekliği 60 artı 30'dan 90 yaptı B şıkkı. Evet burada iki tane paralellik var. Paralellik olduğu zaman karşılıklı oranların aynı olduğuna dikkat. Bakın burada FE ile DC paralellikten dolayı karşılık oranlar aynıdır. 4K'yı 3K olur. Sonra aynı şekilde şu DE ve BC paralelliğinde de yine karşılıklı oranlar eşittir. 4K, 3K. O zaman 14'ün X'e de oranı arkadaşlar yine 4K'ya 3K'nın oranına eşit olacak. Bu yüzden şunları sadeleştiriyorum. 7, 2. 2x eşittir 21. x 21 bölü 2 yaptı. B şıkkı. BF paralel BC denmiş. BE, EC'yi eşit. Şunu unutmayın. Bir kenar ortay arkadaşlar çizdiğimiz zaman bu bütün paralelleri ikiye böler. Yani şuradan da bir paralel çeksen bunda. Buradan da çeksen bunda. O yüzden burada soruda DF'nin de ikiye bölündüğünü görmek gerekiyor. Bir de arkadaşlar tabii ki muhteşem üçlüyü unutmayacağız. KE de bunlara eşit oldu. Şimdi AE bize 15 verilmiş. BE ve e, de 10 verilmiş. Artık ne söyleyeceğim bakın. Şurası 15 eksi x arkadaşlar. O zaman yine 15 eksi x yine 15 eksi x. Tabanların oranı 30 eksi 2x'in 20'ye oranı küçük parçanın tamamına. Bakın yine x'in kaça oranı olmuş olacak? 15'e oranı gördünüz mü? Kenar ortayların oranı df ve bc'nin oranına eşit. Sadeleştirdim. 4, 5, 5 kaça böldüm? Evet 5'e böldüm. Burada da 5'e böldüm 3, 4x eşittir 90 eksi 6x, 10x eşittir 90 ve x eşittir arkadaşlar 9 oldu c şıkkı. Arkadaşlar bu benim bu e, böyle Menelius kuralı şöyle gösterdiğim olay bakın kafadan bacaklı olan sevimli canalar Patrick dediğim mevzu. Burada oran olan yerde paralel çekmeniz lazım. Peki oran olan yerler neresi? F noktası e noktası. O zaman burada arkadaşlar E'den mesela şöyle bir paralel çeksen soru gelir. Böylece şurada kelebek benzerliği olur çünkü 2 olur. Ve 4'ün ona oranı 2'nin x oranı olur. Böylece x bakın 5. İşte mevzu bitti B şıkkı. Şimdi burada paralellikleri kullanalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? 1, kc'nin df'ye paralelliği. x'in x artı 4'ü oranı 5'in DF'ye ona da a diyelim. Şimdi diyeceksiniz 2 bilinmeyen oldu sorun değil. Bir de şu KE'nin AB'ye paralelliği. Bazen yapmanız gerekeni yapsanız yeterli oluyor. Burada da arkadaşlar 4'ün a'ya oranı x'in x artı 6'ya oranı oldu. Taraf tarafa böldüğünüz zaman x'ler sadeleşir A'lar sadeleşir. x artı 6 bölü x artı 4 eşittir 5 bölü 4. 4x artı 24 eşittir 5x artı 20, 4 eşittir x oldu arkadaşlar a şıkkı. ABC üçgenini çiziyorum arkadaşlar şöyle B, A, c yapalım. Sonra DC'nin 3 katı olacak şekilde. şöyle 3A'ya a diyeyim. BD'yi de birleştir demiş. Sonra bize AB'yi 8 vermiş. BC'yi de 12. BD'nin alabileceği değerleri bulmak için bir paralel çekeceğiz oran olduğu için. Böylece burası 3'e 9 olacak. Neden? Karşılıklı oranlar aynı. Şimdi arkadaşlar A'nın 4A'yı oranı demek ki şuraya F desek DF 2 olur. Normal standart artık üçgen eşitsizliği. X 11 ile 7 arasında 8, 9, 10, 3 tane değer D şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım. 5 bölü 10 kelebek benzerliğinden dolayı bakın A'ya 2A diyelim. Bir de şöyle bir yorum yapıyorum. Artık şu Thales bağıntısında pratik olarak bir bilgimiz var. Onu kullanacağım. Aşağı 3A indiğimde taban ne kadar artmış 3'ten 10'a? 7 artmış. O zaman A birim inseydim 7 bölü 3 artardı. Bakın 3'ten 7 bölü 3 arttırıyorum. Böylece 9, 7 daha 16 bölü 3 oldu. Cevap D şıkkı. BH'ın HC'ye oranının 3 olmasını şöyle kullanacağım. Mecburen dışarıdan tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü o oran çok güzel değil. Yani böyle tek başına BH'ın HC'ye oranını kullanamazsınız. Ama şöyle bir BP paraleli çektiğiniz zaman A'nın 4A oranı, 6'nın 24'e oranı oldu. Şimdi aynı şekilde şu üçgende de bir benzerlik yapalım. 6'nın 24 oranı 1 bölü 4 ya. O zaman şu A, E, Y dersek tamamına oranı 1 bölü 4 olması lazım. Böylece E, 3 Y kaldı. Şimdi şu temel benzerliğe bakalım burada. Oran kaç? 3 Y'nin 4 Y'ye oranı eşittir. X'in 6'ya oranı. Böylece o da 4,5 geldi E şıkkı. AC'nin DE'nin iki katı olmasını kullanacağım şimdi burada. Normalde belki başka bir yorum yapardık ama bu soruda 2A'ya A verdiği için şunu diyeceğim. Hemen orta tabanı düşüneceğim böyle bakın. Paralel çekiyorum. EP paralel AC'dir arkadaşlar. Kendim çektim. Böylece orta tabandan dolayı PEA geldi. Bak ikizkenar üçgen oldu. DE ile PE eşit. Şimdi yöndeş açıdan dolayı PEB 4 alfa. 2 iç bir dıştan dolayı 7 alfa. 2 kenardan dolayı D 7 alfa. Böylece soruda arkadaşlar DEB üçgenine dikkat edin. 7 alfa 3 alfa daha 10 alfa artı 90 eşittir 180. Alfa 9 derece geldi. Alfa 9 derece olduğuna göre x artı 7 alfa eşittir 180'den. Burası 63 x 117 oldu e şıkkı. Önce arkadaşlar e, burada bir dikkenar diğerinin köküç katıysa 30-60-90 üçgeni olduğunu görmek lazım. Haliyle burada böyle çaprazlama AKB doğrusal bir şekilde gidiyor ya. 60 dereceyi kullanacak şekilde şöyle bir dik indireyim. Burası 12 birim. 30'un karşısı 6 birim. Burası da arkadaşlar 6 köküç. Şöyle bir AH diyelim tamam mı? Şimdi şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Bu arada şekli döndürdüğümüzde uzunluk değişmediğine göre A üssü B üssü de 12 köküç yapar. Benzerlik oranı kelebek benzerliğinden 1 bölü 2. Demek ki arkadaşlar şuradaki ufak KH da X bölü 2 olması gerekiyor. A üssü C uzunluğu 2, 3X bölü 2 artı 6 eşittir 12 oldu. X de buradan 4 geldi B şıkkı.